Merhaba arkadaşlar. Narsistlerin %90 düzelmedikleri ifade ediliyor. Peki neden? Neden düzelmiyorlar veya düzelmelerine ne engel oluyor? Bu mesele narsisti anlamak açısından önemli. Fakat daha da önemlisi eğer böyle bir insanla ilişkini sürdürüyorsan veya sonlandırdıysan da hiç fark etmez. Ve hala acaba düzelir miydi gibi sorular zihnini meşgul ediyorsa şimdi aktaracağım bilgilerle buna son verebilirsin. Çünkü sıralayacağım şeyler onun hayatında öyle olduğu gibi devam ediyorsa düzeleceğine dair söylemlere ve ihtimallere itibar etme. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Şimdi gelelim engel olan sebeplere. Birincisi narsistin çevresindeki insanlar. Evet, narsistin etrafında tuttuğu insanlar narsistin düzelmesini engel oluyor. Peki hangileri? Flying monkey'ler İlgili videoyu ekranda yansıtacağım. Arkadaşlar, narsistin hayatında varlığını sürdürüyorsan, ya seni tamamen sömürmek için kurban olarak seçmiştir ya da bütün pis işlerini sana hallettirmek içindir. Zaten bu sayede içindeki duygusal açlığı gidermeye çalışır. Şimdi narsist kendi gerçek kişiliğiyle asla yüzleşmek istemez. Buna çocukluktan geliştirerek getirdiği bir korunma mekanizması da diyebiliriz. Peki neyi koruyor? gerçekle hiçbir alakası olmayan o olağanüstü kişiliğini tabiri caizse bir rol oynuyor. Yalnız burada oynadığı o rolün gerçekliğine kendisi inanıyor. Fakat bu ona yetmiyor tabi. Ve bundan dolayı kendisi gibi oynadığı bu rolün gerçekliğine inanan başka insanlara da ihtiyacı var. Buradaki mantık şu. Eğer bir gerçeğe bir tek sen inanırsan bir noktadan sonra şüpheye düşüp onun gerçekliğini sorgulamak zorunda kalırsın. Fakat bir yalana senin gibi inanan başkalarını da bulursan gerçek olarak kabul ettiğin o yalanı sorgulamazsın. Çünkü orada vicdanını bastıran bir güç oluşuyor. Aynı bunun gibi narsistin pazarladığı olağanüstü kişiliğin gerçekliğine inanan insanlar onun çevresinde olduğu müddetçe o gerçeklerle yüzleşmek, dolayısıyla hatasını kabul edip kendisini geliştirmek zorunda kalmaz. Tabi burada narsist bir döngüyü ayakta tutuyor. O da şu karşısındaki insana mağduriyetinden bahsederek onu kendi tarafına çeker ve onu gittiği yere kadar kullanır. Kullanılan kişi narsiste artık sorgulamaya başladığı andan itibaren ise ihanetle suçlanarak düşman ilan edilir. Tabi burada narsist düşman ilan ettiği kişi tarafından sözüm ona ihanete uğradığından dolayı da o mağduriyeti kullanarak Duygusal anlamda kendini besleyecek yeni bir ekip avına çıkar. Sistem bu şekilde işliyor. Bundan dolayı da uzun süren bir arkadaşlığı yoktur narsistin. Örneğin bir çocukluk arkadaşı yoktur. Çünkü kendisine mutlaka ihanet etmiştir. Bu yüzden kendince kendisine sürekli ihanet edildiğinden dolayı herkese potansiyel düşman gözüyle bakar. Çünkü ne zaman kim tarafından ihanete uğrayacağı belli değildir. Yeri gelmişken bir ipucu daha vereyim. Yeni tanıştığınız kişinin narsist olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak bir bilgi. Ona en samimi dostunu sorun ve onunla tanışın. Eğer en samimi dostu olarak tanıttığı kişi tamamen iradesiz bir insansa bence dikkatli olun. Hani derler ya, bana dostunu göster sana kim olduğunu söyleyeyim. Önemli bir nokta. Gelelim ikinci engele sürekli kendisine haksızlık edildiğine ve bundan dolayı da her defasında mağdur olduğuna inanması ve bunu her fırsatta ifade etmesi. Bu sayede ne oluyor? Elde edemediği veya doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğu şeylerden ötürü hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmek zorunda kalmıyor. O sorumlulukları hep başkasına yüklüyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Çevresini mağduriyetini ifade ederek onların acıma ve merhamet duygusunu tetiklemek suretiyle kendisi için devreye sokuyor ve onlara aslında kendi ödemesi gereken bedeli ödetiyor. Narsist ise bu durumu kendisine yakın olabilmenin bedeli olarak görüyor. Tabiri caizse her fırsatta ona sadakatini ispatlaman gerekiyor ve ola ki ona sorumluluğunu hatırlatma cüretinde bulunursan seni hemen sadakatsizlikle suçlar. Geri adım atarsan sana keseceği cezaya razı gelmek zorunda kalırsın. Yok geri adım atmazsan seni bu defasında ihanette suçlar ve düşman olarak beller. Bu sayede hiçbir zaman hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmek zorunda kalmaz. Hep hata başkalarındadır, hep kusur başkalarındadır. Bu da onun işine geliyor tabii. Üçüncü engel empati yoksunu oluşu. Çevresine gösterdiği empati ise sadece kuru bir taklitten ibarettir. Dolayısıyla yakınındaki insanları hayal kırıklığına uğrattığında içinde oluşan o vicdan azabına itibar etmiyor. Onu duymamazlıktan geliyor. Bakın arkadaşlar her insan hata yapabilir. Ve hatasından da ders çıkarması gerekir ki kendisini geliştirsin ve olgun bir kişiliğe sahip olsun. Fakat narsistlerde böyle bir şey söz konusu değil. O içinde yaşadığı o hayal dünyasında mükemmel bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı zaten hata yapması mümkün değil. Dolayısıyla seni hayal kırıklığına uğrattığında senin hissettiklerini hissedemediği için onda o duygu oluşmuyor. Duygu oluşmayınca da kendine çeki düzen vermek için ihtiyacı olan o içsel motivasyon da oluşmuyor. Dolayısıyla ders çıkarıp kendini geliştirmek yerine sergilediği davranışı savunmayı tercih eder. Diğer bir engel ise narsistin öz algısıyla ciddi bir sorunu olması. Bunu biraz daha açalım. Eğer bir insan mükemmel bir kişiliğe sahip olduğunu kabul ederse, o mükemmelliğe yakışmayan davranışlar sergilediğinde, örneğin yalan konuştuğunda, aldattığında, etrafına zarar verdiğinde bunu hep başkalarına mal eder. Projeksiyon dediğimiz uygulama. ilgili video ekranda yansıtıyorum. Arkadaşlar Sağlıklı bir kişiliğe sahip olan bir insan sevlediği her türlü davranışı sorgular. Bunu daha iyi yapabilirdim, bu iyi oldu veya burada daha dikkatli olabilirdim gibi ve böylece kendini geliştirir. İnsanın kendisini geliştirmesi ise zorlu bir süreçtir. Kişiden bedel ister. Narsist ise hiçbir şekilde bedel ödemek istemediğinden dolayı davranışlarını sorgulamaz bile. Fakat başkalarını yargılar. Dolayısıyla kendine yakıştıramadığı o davranışları başkalarına yansıtır. Yansıtamadığı yerlerde ise başkaları buna sebep olmuştur. Onun o davranışları sergilemesi için her zaman haklı ve geçerli nedenleri vardır ve hiçbir şekilde kendisini onlardan sorumlu tutmaz. Toparlayacak olursak arkadaşlar bir narsist bu engellerle yüzleşip onları aşmadıkça düzelemez. Bu engelleri aşması ise geliştirdiği o konfor alanını aldığı terapi ile birlikte terk etmesine bağlıdır. Bu ise uzun soluklu ve çok zor bir süreçtir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.